Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere kanal içerisinde anlatacağımız videomuz içerik olarak yine testnet'le alakalı olacak. En son toplamda 4 tane testnet'le alakalı bilgi vermiştik ve bir sonraki en son videomuzda da anlatmış olduğumuz bir uygulama vardı. Uygulama airdrop'ı. Bu da güzel bir airdrop. Şu an gözükmüyor ama bir önceki videomuzda da şırtumla alakalı bilgi vermiştim. Bugün hatta attık o videoyu. Bu da günün ikinci videosu olacak. Testnet ile ilgili güzel bir testnet olacağını düşünüyorum. Bunun airdrop yapıp yapmayacağı belli değil ama yapma ihtimali bence var. Akala'da olduğu gibi bence Akala'da testnetinden ödül dağıtacak diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir proje. Aynı şekilde Erlond'da da benzer durum geçerli olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda D-Finance ile alakalı zaten sonuçları ben Telegram'da ve diğer sosyal medyalarda duyurdum. Bunun sonuçları açıklandı. Bununla alakalı bilgiyi de ben Telegram'da kendi grubumda paylaştım. Şimdi bugün sizlere anlatacağım konu ya da testnet. Kronos'un testneti, Kronos Chain. Kendi blokları var. Yani aslında bunlar bir coin. Kendi ağları olan, şuradan Explorer kısmına tıkladığınız zaman EtherScan, BTCScan, PolygonScan gibi site üzerinde sizler blok ağlarını, buradaki son blokları takip edebiliyorsunuz. Şimdi bizim asıl bakmamız gereken şey, biz burada test nette nasıl yapacağız bu işlemi? Bunun için öncelikle metamask'a ihtiyacınız var. Bilgisayar üzerinden yapıyorsanız metamask eklentisiyle yapabilirsiniz. Bunun dışında telefonla yapıyorsanız bazı arkadaşlar Kiwi browser'ını kurup MetaMask'ı buna entegre ederek çalıştırabileceklerini söylüyorlar. Ben bilgisayar üzerinden her zaman işlemlerimi yaptığım için size bilgisayar üzerinden aktarmak durumunda kalıyorum. Ama bana dönen arkadaşlar Kiwi browser üzerinden de bu işin yapıldığından bahsediyorlar. İsteyenler Telefon üzerinden de bu işlemi anlattığım gibi yapabilirler. Şimdi Metamask kurulumundan sonra bizim ne dedik? Bu bir kendi ağına sahip olan bir proje. Dolayısıyla coin olduğundan dolayı bizim buraya metamask'a bir A eklememiz lazım. Yani Kronos'un anı eklememiz lazım. Hemen şöyle açtım metamask'ı. Şu an gördüğünüz gibi Kronos'un ağı bende ekli. Şurada yukarıda gözüküyor. Ekli olmayanlar için şöyle yapalım. Bakın burada sağ üstte tıkladım. Setting kısmına geldim. Buradan ağlara geldim ve Add Network dedim. Buraya bazı bilgiler girmemiz lazım. Şu bilgi girilmeyecek en alttaki toplamda 4 tane gelecek. Bu bilgiler de sırasıyla şurada yazıyor. Bakın hemen göstereyim. Burada sırasıyla yazmışlar. Kronos, ondan sonra şöyle bir URL girilecek. Onun dışında 338 girilecek. Bir de TCRO yazılacak. Burada bilgileri var. Ben bunu açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Buradan direkt sizler network kısmına gelip buradan bilgileri alabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra zaten siz direkt MetaMask'ta testnet ağına bağlanmış oluyorsunuz. Bu testnet ağı mainnet'i yakın zamanda çıkacak 19'unda çıkacak. Onunla alakalı da bilgi burada crypto.com'un blog sitesinde verilmiş. Partnerlerinden bir tanesi. Onun için bence önemli bir proje olduğunu söylemekte fayda var. Bakın crypto.com'un yapmış olduğu bir etkinlik de var. 1000 kişi kazananlı 1000 dolar değerinde Bitcoin dağıtılacak. Lansmanı da görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor. 19'unda lansmanı yapılacak. Şöyle hemen bakalım. Bakın Kronos Mainnet 19'unda burada lansman yapılacak. Hemen şöyle ben geriye çıkayım. Kronos'un kendi Twitter sayfası üzerinden de bir bakalım. Şu an 10.000 takipçisi var. Şöyle aşağıya doğru gittiğimiz zaman testnetle alakalı bilgi de burada mevcut. Kronos'un band protokolle aynı zamanda bir de şöyle aşağıya geleyim. Chainlink ile partnershipliği var. Yani ortaklığı var burada. Aslında baktığınız zaman da açılmamış bir platform için güzel ortaklıklar. E aynı zamanda Crypto.com da aynı şekilde bu testneti destekliyor, aynı zamanda mainneti destekliyor. Şimdi hemen bizler yapmamız gerekenlere şöyle bir gidelim. Size aşağıda açıklamalar kısmında zaten gerekli bütün linkleri vereceğim. Bu linki de vereceğim. Sizler ilk önce Metamask'a testneti entegre ettikten sonra şuradan sağ kısımda Connect to Evalut var. Buraya tıkladığınızda Metamask'la bağlantı kuruyorsunuz. Bakın burada farklı cüzdanlarla da bağlantı kurma şansınız var ama bizler her zaman MetaMask'ı tercih ediyoruz. Çoğu platform MetaMask'a entegre. MetaMask notification geldi. Bizim şuradaki ağımızı ya da cüzdanımızı ağa bağlayacağız. Next dedik. Buradan da connect dedik. Şu an bağlandı. Şimdi tabii ki burada yapmamız gereken şey bizim bir coin'e ihtiyacımız var ya da token'e ihtiyacımız var. Bunun için tekrardan kendi sayfalarına gidiyoruz. Aşağıya iniyoruz. Şuradan bakın musluk kısmı var. Bunu da aynı şekilde ben size bu linki de açıklamalar kısmında vereceğim. Musluğa geldik. Daha sonra tekrardan metamaskımıza geliyoruz. Buradan cüzdan adresimizi almamız lazım. Burada sizler 10 tane test tokeni alacaksınız. Şurada bakın buranın üstüne tıkladığınız zaman cüzdanı kopyalıyor. Hemen gelelim şuraya klavye üzerinden yapıştıralım. 10 tane test CRO alacaksınız. Her gün size bir tane alma şansınız var. Yani 24 saatte bir sefer 10 tane alabiliyorsunuz. Buradan robotu onayladık. Get test CRO dedik. Bakın şu an gönderildiğinden bahsediyor. Hemen şöyle bir bakalım gönderilmiş mi? Evet şu an düştü. 10 tane test CRO'muz burada gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken bakın 10 burada gözüktü. Yapmamız gereken nedir? Şöyle 4,5 yapalım. Çünkü CRO kesintisi yapacak her işlemde. 4,5 taneyi Maksimum derseniz zaten 9,99 olarak seçecek. Şuradan şunu seçeyim. Bunu da 4,6 yapalım. 4,6 buradan da 8,38 tane CRX alacağız. Swap dedik. Confirm dedik. Bakalım ne kadar fi kesintisi bize yapacak. 0,4'lük zaten size yeterli olacaktır. Ondan dolayı çok fazla da e, burada kullandırmadım açıkçası. Bakın burada herhangi bir, bir fi kesintisi şu an gözükmüyor. Confirm dedim. Bu işlemi gerçekleştirecek. Bakın şu an gerçekleşti aslında. 4,6 tanesini 8,38 taneye karşılık swap yapmış olduk. Bunu kapatıyorum. Evet şu an işlem gerçekleşti. Daha sonra şuradan bakın pool kısmı var. Pool kısmına geldim. Buradan add liquidity'ye geldim. CRO'ya karşılık şunu seçtim. Daha sonra max dedim. Max dediğim zaman karşıma 4,58 tane zaten geliyor. Buradan approve crx dedim. Tekrardan metamask'tan ona isteyecek. Confirm dedim. Aslında birazcık daha fazla alabilir alabilirmişiz. Çünkü transfer ücretlerini çok fazla CRO kesmiyor. Belli bir CRO içeride kalacak yani. Siz bunu her gün yapabilirsiniz. Her gün tekrarlayabilirsiniz. Biraz bekliyoruz. Burada Kronos Explorer'da işlenmesi için. Biraz sonra supply kısmı aktif olacak. Evet şu an aktif oldu gördüğünüz gibi. Supply'a basalım. Buradan da tekrardan onaya basalım. Metamask bize tekrardan ona isteyecek. Gördüğünüz gibi herhangi bir fi kesintisi yok. Dolayısıyla siz burada 4,9 civarında da dönüşüm yaparsanız sıkıntı olmayacaktır. Evet şu an işlem gerçekleşti. Bizim CRO'ya karşılık CRX likitimiz bakın burada gözüküyor. Şimdi buradan Tekrardan geri çıkalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi likit kısmımıza geldiğimizde bizim likitimiz burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Toplamda ne kadara karşılık gelen işte buradaki likit havuzunda bizim karşı ne kadarlık bir yüzde ile katkıda bulunduğumuz gibi ifadeler burada gözüküyor. Şimdi sol üst kısımda bakın burada revert kısmı var. Buraya tıkladığımızda bize bir tane havuz geliyor. Bu havuzda haftalık olarak 959 tane CRX ödülü dağıtıldı. Toplamda da 12560 tane CRO'nun toplam depozit yapıldığı gösterilmiş. Buradan hemen depozite bastık. Şu aşağı kısımda Deposit CRX Version 2 LP Token kısmına bastık. Bizim burada likitlerimiz bakın gözüküyor. Max'a bastım. Approve dedim. Buradan sign kısmına basacağım. Haftalık ödülü 0,699 CRX olarak gözüküyor. Buradaki Miktar'a karşılık gelen yani bize bu kadar CRX verecek haftalık olarak. Şu an approve onaylandı arkadaşlar. Bakın burada yeşil yanıyor. Şimdi deposit yapabiliriz. Bütün hepsini içeriye deposit olarak göndereceğiz. Onayladım. Şu an yukarıda bakın sağ kısımda pending yazıyor bir pending şeklinde bekliyoruz bunun onaylanmasını. Şu an onaylandı. Deposit liquidity şeklinde yazdı. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Zaten onaylandıktan sonra bizim depozitlerimiz burada gözükecek. Şöyle bunu geri çıkalım. Evet şu an işlem bitti arkadaşlar. Bakın depozit kısmı ve withdraw kısımları açıldı. Sizler burada haftalık olarak şunu kazandığınız zaman istediğiniz zaman claim yaparak ya da withdraw yaparak buradan çekebiliyorsunuz. Veyahut da tekrardan depozit olarak ekleyebiliyorsunuz. Sizler her gün bir kere musluktan alabileceğiniz için her gün bir kere musluktan aldıktan sonra bu işlemleri tekrarlarsanız buradaki bakiyenizi arttırabilirsiniz. Burada testneti bizler test ettikten sonra bakalım e, bununla alakalı bir airdrop gelecek mi? Ben umutluyum bununla ilgili bir airdrop geleceğine dair. Tabi bu tür testnet airdropları böyle bugünden yarın olacak işler değil. Bunu bir ay sonra iki ay sonra da açıklayabiliyorlar. Onun için sabredelim. Bakalım toplamda şu ana kadar 5 tane testnete katıldık. Bunlardan 2 tanesinden ödül alabilirsek avantajımıza, karımıza bakalım neler olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bunları her gün tekrarlayarak sizler testnete katılabilirsiniz diyelim ve videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.